Merhaba hocam. Merhaba. Çok yoğun bir gün ardından biraz Evet, rötarlı bitirdik. girdik yayınımıza. Aynen yine. Bugünkü konumuz nedir hocam? Bugün idrar kaçırmayı konuşacağız. Sebepleri, genel olarak tedavi şekilleri, nasıl korunuruz, ne yaparız? Bunu konuşacağız. Niye bunu seçtim, bu konuyu? Çünkü bu gerçekten kadınların pek çoğunu etkileyen ve son derece de sevimsiz, rahatsız edici sonuçları olan, günlük hayatı etkileyen bir durum. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Peki hocam, idrarı nasıl tutuyoruz? Neden idrar kaçırıyoruz diye o zaman girelim. Evet. Şimdi normalde idrar kesesinin çıkış yolu olan üretra dediğimiz idrar çıkış yolunun ucunda bir sfinkter dediğimiz bir mekanizma var. Bu oradaki kontrolü sağlıyor. Biz istemli olarak oradaki sfinkteri gevşeterek ve mesane kasını kasarak idrarımızı boşaltabiliyoruz. Bu tabii ki bazı zorlamalı durumlarda da gayet kuvvetli bir şekilde orayı tutması lazım. Ama ne oluyor? Mesela doğum sonrasında, vajinal doğum, normal doğum sonrasında oradaki o alt uçta vajinal dokuyla da desteklenen idrar çıkış yolunun ucu o vajinal desteği kaybettiği zaman, yani o dokularda bir gevşeme olduğu zaman veya mesanenin pozisyonunda da anatomik olarak sarkma gibi değişiklikler olduğu zaman yukarıdan gelen bir basınca karşı koyamıyor. Yani normalde oranın sıkışıp kapanması gerekiyor. Bir böyle karın içi basınç artışı olduğu zaman, öksürüldüğü zaman, hapşırıldığı zaman mesela ve o şekilde de bunu normalde tutmamız gerekiyor. Fakat bu mekanizma destek kaybolunca işte o zaman oradaki o sfinkter dediğimiz kapatma yeri, kapanan yer açılıyor ve idrar kaçırıyoruz. Bu şekilde oluyor. Tabii her zaman aynı mekanizma değil, başka şeyler de olabilir ama genel olarak böyle gerçekleşiyor. Peki hocam, nedenlerini tabii nasıl olduğunu anlattık ama nedenleri ne yönlere bağlı olarak oluşuyor? Pek çok sebebi olabiliyor. En sık gördüğümüz iki tipi var. Yani bir tanesi strese bağlı ki burada stresten kastettiğimiz demin söyledim. Karın içi basıncının arttığı durumlar. Nedir bunlar? Mesela ıkınmak, öksürmek, hapşırmak, çok gülmek, kahkaha atmak, hoplamak, zıplamak, koşturmak. Bu durumlarda özellikle demin dediğim mekanizma çok etkili. Ve bu şekilde böyle bir durum olduğu zaman idrarını tutamıyor kişi ve kaçırıyor. Bu bir. İkincisi urgency dediğimiz aciliyet durumları. Yani mesane kasının kontrolsüz kasılması ya da aşırı aktif mesane dediğimiz zaman o mesanenin kası kendi başına ilgili ilgisiz zamanlarda kasıldığı zaman işte o zaman da sanki böyle acil tuvalete gitme isteği geliyor. Hiç hesapta yokken birdenbire işte bir su görmek ya da tuvaletin kapısında beklemek, eve gittiği zaman anahtarla kapıyı açarken birdenbire bir böyle idrar yapma hissi geliyor. İşte bu da urgency dediğimiz durum. Bu da genelde aşırı aktif mesaneden kaynaklanıyor. Bir de tabii ki işte diyabet hastalarında uzun yıllardır devam eden ya da kontrolsüz diyabetlerde nöropati ile seyreden yani oradaki bu sinir, bu duyuyu ilgilendiren yani oradaki idrar kontrolünü sağlayan sinirlerin harabiyetine bağlı olarak yine idrarla ilgili problemler, idrarı yapamama ya da tutamama, hissetmeme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki hocam, gerçekten normal doğum idrar kaçırma riskini arttırıyor mu? Bir miktar arttırıyor, evet. Yani normal doğum yapan bir kadın, özellikle de zor bir doğumsa, uzun sürmüşse, bebek iriyse, bu durumlarda idrarla ilgili şikayetler artabiliyor. Çünkü oradaki destek dokusu da desteğini kaybediyor, vajina kasları da gevşiyor ve bundan sonra eğer yenilemek için Kegel egzersizi dediğimiz oradaki kasları güçlendirici egzersizler yapılmazsa, buna önem verilmezse, o zaman tabii ki bu idrar kaçırma şikayeti daha ilk doğumdan itibaren bile başlayabiliyor. İlle mutlaka her normal doğum yapan idrarını kaçıracak diye bir kural yok. Ama bunu önlemek için de mutlaka her doğum sonrasında en azından 6 hafta süreyle hatta daha da uzun dönem Kegel egzersizi dediğimiz vajina kaslarını kasıcı, oradaki idrarı sanki tutuyormuş gibi sürekli bu kasma gevşetme egzersizlerini yapmak gerekiyor. Bunlar dışında tabii ki doğum sayısı arttıkça, bebek kiloları arttıkça, doğum müdahaleli oldukça, uzadıkça süresi
veya kişisel genetik faktörlere de bağlı olmak kaydıyla başka sebepler de olabilir. Mesela sadece doğum yapmak değil, örneğin sadece bir gebeliği terme kadar taşımak bile bazen etkili olabiliyor. Burada nedir çünkü asıl olarak? Karın içi basıncının arttırdığı durumlar, kronik kabızlıklar, kronik öksürükler, bu tür durumların hepsi idrar kaçırmaya destek olacak ve bu işi kolaylaştıracak durumlar. Peki hocam, böyle bir sorunumuz var. Nasıl tedavi ediyoruz? Bu sorundan kurtulabiliyor muyuz? Şimdi biraz evvel dedim ki iki tane tipi var. Biri dedim işte mesela evin kapısında anahtarla açarken daha birden tuvalet hissi gelir ve kaçırır, tutamaz. Şimdi bu genellikle bu tür vakalar ameliyattan ziyade medikal tedavilerden cevap alıyorlar. Yani bununla ilgili bazı ilaçlar var. Bunlar kullanılabilir. Özellikle mesane fonksiyonunu dengeleyen, bu aşırı aktif mesane dediğimiz durumu düzenleyen, bunlar bize şey yapabiliyor, yani destek olabiliyor. Biz burada artık ilaçla tedavi önerebiliyoruz. Ama diğer stres inkontinans dediğimiz öksürünce, hapşırınca, gülünce idrar kaçırma durumu ya da anatomik sorunlardan olan idrar kaçırmalarda biz işte burada ameliyatlardan faydalanabiliyoruz. Bu ameliyatlar da vajinal yoldan yapılan genelde ameliyatlar olabiliyor. İsterseniz ondan da kısaca bahsedeyim. İşte üretra dediğimiz idrar çıkış yolunun altına, yani boyun kısmına, mesane boyununu kaldıracak şekilde bazı hamak gibi asacak özel meşler, özel materyaller var. Bunları yerleştiriyoruz ve bu şekilde kişinin idrar kontrolünü sağlamış oluyoruz. Bunların başarı sonuçları oldukça iyi. Yani %85-90'larda başarı sonucu olan durumlar var. Tabii ki komplikasyonla bir riskleri var ve elbette ki geri dönüşü de olabiliyor tekrar bu sorunun. Yani tekrarlayabilir mi? Tekrarlayabiliyor. Özellikle şunu söylüyoruz. Doğum sayısını tamamlamış olmak önemli. Eğer siz mesane ile ilgili böyle bir sorununuz var ve bir ameliyat geçirecekseniz artık doğum işini bitirmiş olmanızda fayda var. Çünkü bu ameliyat olduktan sonra yeniden bir doğum yaparsanız ya da bir gebelik vesaire, böyle bir durum olduğu zaman bu o şikayetinizin geri gelmesine sebep olabiliyor. O zaman yapılmış bu tedavi, bu ameliyat bir yerde boşa gitmiş olabiliyor. O yüzden biz genelde bunu öneriyoruz. Yani burada yaşın şeyi önemi yok. Ama doğum sayısını tamamlamış olmak önemli. Peki hocam, ameliyatta yaşın önemi yok. Evet, diyoruz. Böyle de bir sorumuz vardı. Evet, onu da söyleyeyim. Bize. Ameliyatta yaşın önemi yok. Veya şu yaşından sonra yapılmaz gibi bir durum yok. Çünkü ileri yaşta hastalarımız da olabiliyor böyle. Çünkü idrar kaçırma hangi yaşta olursa olsun son derece sevimsiz bir durum. Kişiyi çok güç durumlara sokabilen bir durum. O yüzden böyle bir kısıtlama yok. Anestezi alınabilir mi? Anestezisiz yapılabilir mi gibi bir soru vardı. Evet. Hayır, anestezisiz yapılamıyor ne yazık ki. Ama şöyle bir opsiyon var. Eğer hasta yaşı ileri ise ve yandaş sorunları varsa, o zaman gene anestezi yerine spinal anesteziyi tercih edip, yani belden aşağısını uyuşturarak da bu ameliyatı yapabiliyoruz. Ama lokal anesteziyle yapmıyoruz. Bir takipçimiz yeni katıldı sanırım hocam. Cevaplamıştık ama bir soru gelmiş. Önceden bu problemi yaşayıp normal doğum sonrası bunu yaşamayıp, önceden yaşamayıp sonra yaşayanlar ne yapmalı? Evet. Demiştim. Öncelikle ilk şeyimiz şu. Bir kere ne dedik? Kegel egzersiz dedik. Yani sanki tuvalette idrarınızı yaparken tutuyormuş gibi kasları tutmak, sıkmak ve bırakmak. Bu hissi tanıdıktan sonra bunu gün içinde 30-40 defa, yani çok fazla yapmanız lazım. Bu şekilde özellikle doğum sonrasında mutlaka yapmanızı öneririm. Bir de tabii bunun için özel aplikasyonlu özel aletler var. Yani bunu firmalar geliyor, tanıtıyor. İşte vajinaya yerleştiriyoruz ve bu orada kasıp gevşemeyi sağlıyor. Bunlar da oldukça etkili. Böyle cihazlar da var, onu da söyleyeyim. Tabii ki lazer tedavileri uygulayabiliyoruz. Vajinal lazerden de bu tür inkontinans vakalarında, yani çok ileri boyutta değilse, güzel sonuçlarımız oluyor. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bu da yeni bir trend çünkü. Ama lazerle de olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani bunlar tabii işin, hani sizin yapabileceğiniz ve önleyebileceğiniz şeyler. Bir de kendinizi, mesanenizi daha doğrusu eğitmeniz gerekiyor. Bu da işte urgency dediğim,
Yani aciliyet tarzı bir idrar kaçırma, birden idrar hissinin geldiği durumlarda ne yapmak lazım? Bir kere öncelikle belli saatlerde tuvalete gitmek lazım. Mesela bazıları tuvalete gider, yine varmış gibi hisseder, yine tuvalete gider. O yüzden burada mesela eğer 45 dakikada bir geliyorsa bu tuvalet hissi, 45 dakikada birden başlayarak, arayı giderek açarak böyle bir metot uygulamak gerekiyor. Yani bu şekilde biraz terbiye etmek gerekiyor mesaneyi. Bu arayı giderek açmaya çalışmak lazım. Yani 45 dakika oluyor, 1 saat, 1,5 saat, 2 saate kadar bu şekilde olabilir. Belli saatlerde tuvalete gitmek. Bu da bir alışkanlıktır. Bu şekilde yapılabilir. Yani günde 8 kere tuvalete gitmek normal sayılabilecek bir durumdur. Çok fazla diüretik etki yapan, yani idrar söktürücü şeyler, mesela idrar söktürücü ilaç kullanımı da bir risk faktörüdür bu tür şeyler için. Ama bunun dışında kahve, çay gibi içecekler de idrar hissini tetikliyor ve idrara çıkartıyor. Bunlar önemli. Bir de tabii suyu birdenbire içmemek. Yani yine aynı miktar içebilirsiniz. Yine günde 2 litre içilebilir veya azaltılıp günde 1-1,5 litreye de sınırlanabilir. Çok zorda kalıyorsak, ama bu genellikle küçük porsiyonlar halinde bölerek sık aralarla içmek, bir kere de çok fazla içmekten daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Özellikle bu tür şeyler varsa. Peki hocam, tedavi ettik. Tedaviden sonra nelere dikkat etmesi gerekir hastamızın? Tedaviden sonra işte yine böyle belli bir düzende bu su içmek ve idrara çıkmakla ilgili belli bir düzen alışkanlığı götürmek gerekiyor. İkincisi, idrar yanması, sık idrara çıkma gibi enfeksiyon belirtileri varsa mutlaka doktora gidip çok fazla uzatmadan tedavi etmek gerekiyor. Şeker hastalığı varsa, onu söylemeyi unuttum. Şeker hastalığı da idrar kaçırma için bir risk faktörü olabilir. Özellikle kontrolsüz diyabet varlığında da ortaya çıkabiliyor. Mutlaka bu tür durumlarda da tedavi yaptırmak ya da bunun kontrolünü yaptırmayı öneririm. Tabii bir de ameliyat olmuşsanız o takdirde hiçbir şekilde artık doğumu düşünmemenizi öneririm. Kilo vermek de çok önemli. Çünkü kilo fazlası da bu tür şeylere sebep oluyor. Bunların hepsi tabii ki karın içi basıncın arttığı durumlar. O yüzden kilo vermek, kronik kabızlık varsa bundan kurtulmak, bunu tedavi etmek. Bunun dışında kronik öksürük varsa, alerjik durumlar, öksürme, hapşırma, bunları tedavi etmek. Çok ağır kaldırmak, ağır taşımak, ağırlıkla egzersiz yapmak. Bütün bunlar idrar kaçırmaya katkıda bulunan durumlardır. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam Ben bilginiz teşekkür için. ederim. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler.